sürekli her şey değişiyor. Doğrular değişiyor, işte gerçeklik değişiyor. Mesela bir ben de bir araya soru sorayım. Mesela mazlumlara işkence yapmamak doğrusu değişiyor mu? Mesela küçük çocuklara işkence yapmak kötüdür. Doğru bu, değil mi bu? Ya, doğru olduğu kanaatindesiniz. Yani tarihe baktığımızda... Mesela tarihsel olarak bu değişiyor mu? Yani şöyle mesela onu bile bilemiyoruz. Onu bile bilemiyorsunuz. Şöyle bilemiyor. Belli gruplarda ve belli topluluklarda değişken faktörler var. Mesela eğer hepimizin genel doğrusu savaşlar olmamalı ve kimseler ölmemeli. Çocuklara işkence yapmaktan bahsediyorum. Gene aynı şey. Mesela hepimizin genel doğrusu eğer çocuklara işkence yapmamalıyız olsaydı çocuklara işkence şu anda yapılmıyor olurdu. Yani toplum mudur sırf ahlakın temelisine göre? Yok, onu söylemiyorum. Dediğinizden o çıkıyor. Yani bu evrensel doğru değil, hepimizin ortak kanaati olsaydı hiç oraya gidiyormuş gibi konuşuyorsunuz. Şunu söylüyorum. Evet. Doğru değişken bir şeydir değil mi? Ben size bir örnek verdim. Gerçekten değişken mi diye. Çocuklara işkence yapmak önermesi kültürden kültüre değişen bir önerme midir, evrensel midir? Kesinlikle, çünkü mesela eğer olmasa çocuklara işkence yapılmazdı. Olup olmaması kültürden kültüre değişir. Ama 2 artı 3 eşittir 5 kültürden kültüre değişmez. Sizce? Başka bir örnek. Çocuklara işkence yapmak kötüdür. 2 artı 3 eşittir 5 gibi insanların hepsini kapsayan evrensel... Evrensel bir şey midir, herkesin doğrusudur diyemeyiz. Efendim? Ama insanların onun yapmaması, onun doğru olmadığını göstermiyor. O zaman bu ahlaki önermenin, mesela çocuklar işkence yapmanın evrensel olmadığını, o zaman bir kültür eğer ki çocuklar işkence yapmayı görüyorsa yapabilir. Yani şöyle mantığı çıkıyor sizin dediğiniz. Şöyle değil. Evet. Eğer çocuklara işkence yapmak doğru değildir diyor olsaydı herkes, çocuklara işkence yapanlar olmazdı. Birileri bunun doğru olduğunu... Biz onların yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Birileri, şimdi işte onun doğrusu o. 2+3=6 diyenlerin yanlış olduğunu söyleyebildiğiniz gibi. Benim için yanlış. Eğer benim bunu için yanlış demiyorum. Sizce evrensel yanlış mı? Kesinlikle evrensel yanlış diyemeyiz. Mümkün değil. O zaman çocuklara işkence yaptığı için niye bir insanı kınayabileceğimizi düşünelim. Evet. O zaman bence bu kınayacağını düşünenler işte, yanlış düşünüyordu. Şimdi bunu diyebilmeniz mesela kadınları sünnet edenler var şu anda birçok kültürde. Tamam. Mesela biz bunların yanlış olduğunu insan hakları örgütü beyan edip bunun bir an önce durdurulmasını söylüyorlar. Bana göre de gayet haklılar. Şimdi, ya geçen program verdiğim örneği. Burada ben biraz İzzet'ten de destek alacağım. Mesela bu birçok böyle Şöyle diyeceğim. Bu kadar süper öğretilerin çıktığını düşündük. Allah'a inandığımız bir dönemdeyiz ve kendi adıma şöyle bir şey diyeyim. Yaradan'la olan bağlantı. Ama ben hala cevap almadım bil, cevap veriyorum şu an. İnşallah. Kendini bil, Allah'ı bil. Ben yola çıkarak şöyle bir cevap veriyorum. Benim haddime değil, dünyada çocuklar işkence görüyorsa bu yanlıştır demek haddime değil. Benim Allah haddime bilirim. Çocuklar işkence görüyorsa pahalı derim. Ben haddimi bilirim. Eğer Allah böyle bir şeye izin verdiyse. Bence buna kayıtsız kalma. Ben haddimi bilirim. Bence buna haddini bilmek denir. Buna haddini bilmek denir. Allah bunu buna işkenceciliğe karşı suskun olmak, buna karşı zulme karşı suskun olmak denir. Yok, gene yapacağımı yaparım. Gene dünya bir şey diyemezsin, niye bir şey yapacaksınız ki bunun yanlış olduğunu bile söyleyemiyorsunuz. Nasıl şey yapacağınızı yapacaksınız? İşte, yanlış olduğunuzu söylemediğiniz olduğunu... bir şey için niye bir şey yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz? Evet. Anladım da buna yanlış diyen sensin. İşte bakın kendi başınıza kurmaya çalıştığınız görüşte çocuklara işkence yapmak kötüdür gibi bir şey bile temellendiremez. Yo, i̇şte dine atıp yapmadığınıza düştüğünüz nokta bu. Benim i̇şte dine atıp yapmadığınıza düştüğünüz nokta bu.